Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu reform. Reform kelime anlamı olarak ıslahat, düzeltme, düzenleme anlamına gelmektedir. Terim olarak 16. yüzyıl boyunca tüm Avrupayı etkileyen dinsel bir harekettir. Bu dinsel hareketin sebeplerine bakacak olursak, coğrafi keşifler sebebiyle e, kilisenin daha önce e, coğrafi bölgeler hakkında verdiği bilgilerin yanlış olduğu kanıtlanmış ve dolayısıyla kiliseye olan güvenin e, azalmasıdır diyebiliriz. Yine e, Katolik Kilisesi'nin cennetten tapu satması anlamına gelen Endülüjans sayesinde kilisenin göze batacak kadar e, zenginleşmesi, buna rağmen halkın son derece fakir bir hayat yaşaması, Rönesans'ın etkisiyle birlikte insanların her şeyin esasını ve kökenini arama arzusu sonunda Hristiyanlığın aslından uzaklaştığının farkına varılması... Matbaa sayesinde Avrupa dillerine çevrilen İncillerin insanlar tarafından okunup e, anlaşılabilir hale gelmesi, Rönesans döneminde yetişen özgür düşünceli aydınların Katolik kilisesini tenkit etmeleri yani eleştirmeleri ve Haçlı Seferlerinin etkisiyle ilk defa Almanya'da Martin Luther adını verdiğimiz bir kişi tarafından başlatılmış e, bir harekettir. Daha sonra Almanya'dan sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. Martin Luther e, kilisenin e, ekonomik e, ve siyasi güç kazanmak adına e, Katolik kilisesini kullandığını, İncil'i kullandığını iddia eden bir takım e, fikirler ortaya sunmuş ve kısa sürede hatırı sayılır bir kitle edilmiştir. Sonunda Martin Luther'i destekleyenlere e, protestan denmiş ve Martin Luther'i destekleyen protestanlarla Katolikler arasında 1555 yılında Augsburg Anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalanmış ve bu mücadele sona ermiştir. Reformun sonucunda Avrupa'da daha önceden var olan mezhep birliği bozulmuş, Almanya'da e, özellikle Luther'ciler e, diye anılan protestanlık mezhepi yayılmış, Fransa'da kalvenizm, İngiltere'de anglikanizm mezhebi ortaya çıkmıştır. Din adamları ve kilise eski itibarlarını kaybetmişlerdir. Katolik kilisesi kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kalmıştır. Arkadaşlar bu dersimizde reforma biraz daha yakından baktık. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.